Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü video konumuz çift açılım pencereyi, yani bu şekilde üstten ve yandan açılan penceremizi artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki şu anda zaten ekonomi sıkıntı var. Yani tamir yaptırmak da artık lükse kaçıyor. Örnek veriyorum, çift açılım mekanizması kırıldı, bulamıyorsunuz. Bunu ne yapabiliriz? Bunu normal açılıma, yani sadece bu şekilde açılımına nasıl çeviririz? Onunla ilgili bir video hazırlıyoruz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar gerekli malzemeleri söyleyeyim. Yan keski, pense, hangisi varsa, çekiç. Onun dışında da şu şekilde biz alyan diyoruz. Dörtlük alyan varsa, eğer yoksa düz tornavida yıldız tornavida da olur. Dilerseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi penceremizi, çift açılım penceremizi önce yukarıdan açıyoruz şu şekilde. Şöyle plastik korumalar var üzerinde. Bunları sökeceğiz. Bunları çıkartmadan pimlere ulaşamayız arkadaşlar. Bunları çıkartıyoruz, plastikleri. Şu şekilde çektik, çıkarttık. Şimdi şurada pim var. Şu üstten şöyle çekişle pimi vurdum. Az bir şey çıktı zaten pim. Bunu da yan keskiyle şu şekilde tutuyorum. Çekiç yardımıyla şu şekilde aşağı doğru çıkarttım. Bu arada arkadaşlar pimi çıkartmadan şu şekilde pencerenizi kilitli hale getirin. O şekilde pimi çıkartın. Şimdi pimi çıkarttık. Şöyle penceremi açıyorum. Şu şekilde çevirdiğim zaman, yukarı kaldırdığım zaman çıkıyor arkadaşlar. Kanat boşa çıktı. Şu şekilde kanadı koyduk. Bir kenara koyun arkadaşlar. Camı kırmayın. Dikkat edin ona. Şimdi şu iki parçayı da sökeceğiz. Çift açılım olan parçaları. Şu şekilde vidalarını şöyle söktük. Üst parçayı söktük. Aynı şekilde şu alt parçayı da sökeceğiz. Bunda plastikleri var arkadaşlar. Şu şekilde plastiklerini çıkartın. Daha sonra vidalarını da aynı şekilde sola doğru çevirerek çıkartıyoruz. Bunu da çıkarttık. Şimdi kasa diyoruz arkadaşlar biz buna. Kasanın işlemi tamam. Bir de şu altta parça var. Çift açılımın yukarıdan doğru devrilmesini sağlayan parça var. Bunu da aynı şekilde söküyoruz. Bunu da söktük. Bu şekilde çıkarttım. Şimdi kasa ile işimiz bitti. Şimdi aynı şekilde kasanın kanadın üzerinde de arkadaşlar aynı şekilde aksesuarlar var. Onları da sökeceğiz. Peki onları nasıl sökeceğiz? Şu şekilde şöyle kolu söküyoruz önce. Şu şekilde kolu, şöyle plastiği var arkadaşlar. Plastiğini şu şekilde çapraz çevirdim. Kolu sökeceğiz. Kolu sökmeden ispanyoleti çıkartamayız. Kolu da söktük. Daha sonra kanadı şu şekilde ters çevirin. Şimdi gel abi şöyle göster. Hatta yerim alalım. Şöyle yerde yapalım bu işlemi. Şimdi arkadaşlar bakın şurada görünüyor mu net? Görünüyor. Şurada iki tane bağlantı aparatlarımız var. Önce onları sökeceğiz. Şu şekilde vidayı çıkartıyorum. Aynı şekilde alttakini de çıkartıyorum. Bu alt makasla üst makasın bağlantısını sağlıyor. Yani burası göbek kısmı arkadaşlar. İspanyoletin merkezi kısmı. Şu şekilde diğer vidalarını da söküyorum. Şimdi birinci işlem bu. Ya komple söküyoruz. Ama siz derseniz ki ya usta ben komple sökmeyeyim derseniz komple sökmenize de gerek kalmayabilir. Yani sadece kasadakini sökersiniz. Ben size göstermek için söktüm. Hem de video fazla uzamasın. Diyelim ki bunu sökmeyelim. Gerek yok dedik. Hani size kolaylık olsun diye arkadaşlar. Normalde biz söküyoruz. Hani müşteri ya ben çift açılımı istemiyorum, iptal ettireceğim dediğinde biz söküyoruz. Ama hani siz kendi evinizde yapacağınız zaman sökmenize gerek yok. Peki illa bir parça sökülecek ama arkadaşlar. Hangi parçayı sökeceğiz? Üst makası sökeceğiz. Onu da nasıl sökeceğiz? Şunu yukarı kaldırıyorum.
Bakın boşa çıktı şu şekilde. Şurada vidaları var. Aynı şekilde şu bağlantı vidasını söküyorum. Şurada da iki tane vidası var. Bunları da söktük. Hani pratik olsun diye siz kendi evinizde yaptığınız zaman bu şekilde daha pratik olur. Ekstradan da tekrar tekli ispalyet almanıza gerek kalmaz. Bunu söktükten sonra şurada arka kitleme de var arkadaşlar. Bazı pencerelerde koymuyorlar ama çoğunda vardır. Bunu da aynı şekilde vidalarını söküyoruz. Bu şekilde vidalarını aldık. Şöyle kanadı tekrar kaldırdık. Şöyle alttan tuttuğum zaman şu parça çıkıyor. Bu parça zaten birbirine bağlantılı. Bakın bu üst makas. Bu da arka kitleme. Diğer parçaları sökmemize gerek yok. Normalde biz söküyoruz. Şimdi penceremizi normale çevireceğiz ya arkadaşlar çift açılımdan. İki tane 75'lik nalbura gidiyorsunuz ya da plastik dorama malzemesi satan yerden iki tane 75'lik normal menteşe, plastik pencere menteşesi alıyorsunuz. Bu arada pencerenin ne renkse o renk alıyorsunuz. Beyazsa beyaz, kahverengi ise kahverengi. 7016 diyoruz. Antres gri ise antres gri alıyorsunuz. Şu şekilde söküyoruz. Pimleri üzerindedir veya ayrı verirler. Yaklaş abi. Şimdi şu kasaya takılacak kısım arkadaşlar. Bu da kanada takılacak kısım. Kanat dediğimizde bu. Buraya takacağız. Takmadan önce tabii çift açılımın alttaki parçası var. Onu da sökeceğiz. O menteşeyi de sökeceğiz. Onu da sökelim. Onun da aynı şekilde 3 tane vidası var. Şu şekilde söküyorum onu da. Şöyle aldım. Bu da çıktı. Bunu da boşa çıkarttık. Şimdi kanadın iç kısmı burası arkadaşlar. Dış kısmı burası. Zaten çıkıntı var. Oradan anlarsınız. Şu şekilde koyduk. Yani şu düz kısmı içeri bakacak. Şöyle kanadın iç kısmı burası. Şu şekilde vidalayacağız arkadaşlar. İki tane vidası var. İki tane vida var. Altta üstü ikisini de atıyoruz. Şimdi birini taktık, diğerini de takacağız. Bundan toplam iki tane olacak zaten. Ha, kanadınız çok aşırı büyüktür. Üç tane de alabilirsiniz ama iki tane yeterli olur. Aynı şekilde şu düz kısmı içeriye bakacak şekilde şöyle yerleştirin. Yani şu altta alt mesafe ile üst mesafe çok önemli değil ama hani birbirine ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur. Şöyle tutayım. Şimdi kanadı taktık. Şu şekilde kanadın üst kısmı. Şimdi biz kolu söktüydük arkadaşlar size göstermek için. Şimdi biz aynı şekilde kolu yerine takacağız. Şu şekilde. Nasıl söktüysek o şekilde yerine oturtuyoruz. Bunu da sıkalım şunda. Şimdi burada yapmamız gereken şimdi kasaya gelecek kısımları şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bakın daha kasayı kanada oturtmadık. Şu şekilde üzerine koyduk. Hatta pimini de üzerine takın. Şu şekilde geçici olarak şöyle. Tam oturtmanıza gerek yok. İşte diğer parçamız nerede? Ha, burada. Şu şekilde. Pardon. Şöyle. Yani şurası iç kısmı arkadaşlar. İç kısmı şu şekilde göründüğü gibi şu şekilde takıyorum. Pimini de oturtturalım. Şimdi kanadı yerine oturtturacağız arkadaşlar. Gel abi böyle. Şimdi pencerenizde klasik emniyet kilidi varsa yani şu şekilde menteşeden yapılmış işiniz biraz daha kolay arkadaşlar. Ama bu menteşe yoksa işiniz biraz daha zorlaşacak. Peki ayar kısmına geleceğiz. Ayar kısmını nasıl yapacağız? Şu şekilde pencereyi oturtuyoruz yerine kasayı. Şöyle oturtup üst kısma bakacağız arkadaşlar. Sökmeden önce şu şekilde çiziyoruz. Zaten çizdikten sonra yeri belli oluyor.
şu şekilde hafif yukarıya doğru gelecek şekilde tuttuk. Şu şekilde işaretini alıyoruz. Şurayı da işaretliyoruz. Aynı şekilde fazla kaydırmayın arkadaşlar, kaydırmadan. Şu şekilde işaretledim. Pencereyi kanada aldım. Kemiği söküyorum. Çünkü kasaya gelen menteşeyi vidalayacağız arkadaşlar yerine. Pencereyi şu şekilde kenara koyun. Camına zarar gelmeyecek şekilde. Vidalarını ayarlayalım. Vidalarını burada. Şimdi işaretlediğimiz yere şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle şuradan alalım istersen. Şu 32'lik vidalar var arkadaşlar. 32'lik uzun vidalar. Onlarla yaparsanız daha iyi olur. Şimdi şunu da takalım. Altı da aynı şekilde takacağız. Şöyle çizgi burada. Çizgiye şöyle sıfır diyoruz. Paralel diyoruz. Şöyle biraz daha yukarı alalım. Şimdi pencereyi yerine oturtturacağız arkadaşlar. Kanadı şu şekilde yerine oturtturduk. Daha sonra şu pinlerini yerine takıyoruz. Şöyle kanadı biraz oynatıyoruz. Arkadaşlar bunu tek işi biraz zor yaparsınız. Şöyle pimini aynı şekilde şöyle çekişle vurarak yerine oturtturuyoruz. Şimdi şu anda penceremiz normale döndü arkadaşlar. Yani artık çift açılıp iptal oldu. Peki işlem bitti mi? Bitmedi. Şimdi penceremiz ayar istiyor arkadaşlar. Nasıl ayar istiyor? Gel abi böyle. Bakın şurası çarpıyor karşılığı. Bunu çarpmasını engellemek için ne yapacağız? Kalemlerde ha burada. Şimdi gel abi böyle. Şimdi arkadaşlar şurayı yarım santim şöyle çizin, işaretleyin. Yarım santim taşıyacak şekilde. Bu menteşeyi bu tarafa kaydıracağız. Yani sol tarafa kaydıracağız. Bakın şu an çarpıyor. Çarpma olayını ortadan kaldırmak için. Şöyle pimini tekrar. Bunu normal pencerelerde de uygulayabilirsiniz. Normal pencereniz vardır. Bu şekilde çarpıyordur. Usta çağırmadan şu şekilde pimlerini sökersiniz. Şöyle çıkarttık. Sadece üst kısmı çarpıyor arkadaşlar. Üst kısmını kaydıracağız. Bakın işareti aldım. İşaretlemenize de çok gerek yok. Şu şekilde vidalarını hemen söküyorum. Şekilde kaydırıyorum. Yarım santim kaydırdım. Çizgimi işaretledim zaten. Bir de deliklerini kaydırmayın arkadaşlar. Kaydırırsanız sıkıntı olur. Yani ayarını tutturamazsınız. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde vidaladık. Şimdi kaydırdıktan sonra aynı şekilde penceremi yerine oturtacağım. Şöyle yerine oturtturduk. Altı da oturtturduk. Pimlerini de takıyorum hemen. Üstü de takıyorum. Şöyle oturtturduğum zaman tamam. Şu şekilde çekişle. Çekiş yardımıyla. Gel abi şimdi böyle. Şimdi arkadaşlar bakın çarpma olayı ortadan kalktı. Yani bunu normal pencerenizde de yapabilirsiniz. Peki. Şimdi menteşeyi değiştirdik. Yani çift açılım sistemini iptal ettik. Normale çevirdik penceremizi. İşlem bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Eğer ki çift açılım sistemini komple sökmeyecekseniz alt parçayı duruma göre bakarsınız. Şu alt parçayı, en son söktüğümüz parçayı, şurada olan parçayı. Duruma göre bakarsınız arkadaşlar. Eğer engel olursa sökersiniz. Engel olmazsa sökmezsiniz. Şimdi zamaklar diyoruz yani şu karşılıkları ayarlayacağız. Zaten altı üstü birbirini karşılıyor. Şu şekilde. Sadece alt kısmını ayarlayacağız. Gel abi böyle istersen. Bakın şu alt kısmı kilitlediğim zaman yukarı doğru kalkıyor pimi. Şu şekilde işaretimi aldım. Şimdi oraya bir tane zamak takacağız. Karşılık. Şöyle göster abi. Kalınlığı aynı olacak arkadaşlar. Menteşeyi almaya gittiğinizde de bu zamakları sökersiniz.
Bu zamağa göre bir zamak daha yedek olarak alırsınız, daha iyi olur. Yani işiniz kolaylamış olur, öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan bir damızı alalım. Şimdi işaretlediğim yere şu kilidi, kilit karşılığı da diyorlar, zamak da diyorlar. Şöyle işaretlediğim yere koydum. Zaten bir tane vida yeri var arkadaşlar. Vidasını şu şekilde vidaladım. Şimdi penceremi kapatıyorum. Yani şu anda pencerem çift açılımda arkadaşlar. Normale çevirdik. Yani artık çift açılım parçası bulanmayanlar için söylüyorum. Bize yorumlarda çok yazılıyor. İşte falanca marka. Arkadaşlar çift açılım markası o kadar çok marka var ki. Gerçekten bazen bazı markalar bulunmuyor. He, bizim kullandığımız markalar bizi yönlendiriyoruz. İnternet üzerinden de satan firmalar olabiliyor. Onlardan da alabilirsiniz. Mesela sadece göbeğini değiştireceksiniz. Ya da çift açılımı yaptırdığınız artık ayar tutmuyor. Yani illallah ettirdi sizi. Dediniz ki ben artık çift açılım istemiyorum. Penceremi normale çevirmek istiyorum dersiniz. Bu videoyu izleyerek pencerenizi normale çevirebilirsiniz. Bundan sonraki videomuz için de göstereyim. Şöyle pratik şey var, menteşe var. Eğer ki bu menteşelerle yapamazsanız bir sonraki videoda şu şekilde pratik menteşe diyoruz. Bu menteşeyle pencerenin yani kanat değişimi daha pratik oluyor. Onun videosunu da hazırlarız. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Yani çok sorulduğu için bu tarzda bir video hazırladık. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Unuttuğumuz bir şey yok. Dediğim gibi eğer ki çift açılım göbek kısmı da arızalıysa onun için de ispayolet almanız gerekiyor. Normal ispayolet. Şu şekilde pencerenizi ölçersiniz. 69 mesela. Veya sizin pencereniz 1 metre geldi. Alacağınız ispayolet 80'lik ispayolet yeterli olur. 1 metre ise yüksekliği. 80'lik normal plastik doğrama ispayoleti alırsınız. Bu şekilde takıp aynı videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.